Yorumlarda beni eleştirmeden önce ben bir yeri düzelteyim. Yedinci sorumuzda ufak bir hatamız varmış. O da şu, A sayısı C'nin kaç katıdır diyor ya. Şimdi biz burada A eşittir K çarpı C şeklinde olmasını isteriz. Buradan gidersek A dediğimiz şey 3C oluyor. A C'nin 3 katıdır diyoruz. 1 bölü 3 değil, orayı yanlış yapmışım. Sözlü ifadeyi düzelteyim. Sonra kaldığımız yere dönelim. Şimdi 18'de kaldık. Yukarıdaki bölme işleminde A artı B 48,03 olduğuna göre diyor. A sayısı kaçtır diye soruyor. Yanlışlıkla sayfa değiştirdim. Öncelikle A sayısı 14 B artı 3 şeklinde yazılıyor. A artı B'de 4803 ise yerine yazın A gördüğünüz üzere 14B artı 3 artı B eşittir 4803 yapıyor. 15B dediğimiz sayı o zaman 4800 yapacaktır. Şimdi getirip burayı 15'e böldüğünüzde 4800 bölü 15 32. yaptığınızda 320. 32 hocam. Şey 32. 320. Yok 32 oluyor. 15 çarpı 32 yaptığımda 480 yapıyor. 320 olması lazım. B320'ymiş. 320'yi şurada yerine yazarsak A ne çıkacaktır? 4803'ten 320 çıkartmanız lazım. 4483 yapıyor. Şuradaki B'yi getirip yerine yazdınız sadece. Kafanıza takılan bir şey var mı? Tamam. Yoksa çok ufak bir şekilde şeylerden bahsedelim. Bir sayının üçte bölümünden kalanı nasıl bulmuş? Elinizde bir A, B, C, D, E gibi devam eden bir sayı olsun. 3 ile bölümünden kalan rakamlar toplamının 3 ile bölümünden kalandır. Toplamının kalanıdır. Mesela 71 sayısı için. 7 ile 1'i topladın 8. 8'in 3 ile bölümünden kalan kaç? 2. Demek ki 71'in bölümünden kalacak olan 2'dir. Çiftler için 2 ile bölümünden kalan son hanesine bakılır. Son hanesinin kalanı. 4 ile bölümünden kalan son 2 hanenin son İki hanenin kalanı 8 olduğunda son 3 hanenin 16 için son 4 hanenin diye gidiyor. Burada da bu kuralları kullanarak gideceğiz. 12'ye tam bölünebiliyormuş. A2B2. 12K'ymış. 12'nin tam katıymış. 12'nin tam kattıysa bizim buradaki A2, B2 sayımız hem 3'ün bir tam katı hem de 4'ün bir tam katı olacak. Yani son iki hanesi 4'e bölünecek. B2 4'e bölünmeli. Şimdi bir de rakamlar toplamına giriyorum. A artı B artı 4, 3'ün katı. Şimdi biz önce B ile ilgili bir şeyleri şu 4'e bölünme kuralından bulalım. B 0 için 0,2 oluyor. 0,2 4'e tam bölünmüyor. B 0 olamaz. B 1 olabilir. 12. B 2 olamaz. 22 4'e bölünmüyor. B 3 olabilir. B 5 olabilir. 52 bölünüyor. B 7 olabilir. B 9 olabilir. A B'nin 4 fazlasından büyüktür diyor. Demek ki rakam olması için 7 ve 9 olamaz. B'nin alabileceği değerler burada 1, 3, 5. Bakalım B 1 olsa 5 A artı şey olur burası. B yerine 1 yazdığınızda ne olacak? B
5. 3'ün katı olacak. O zaman A 4 olmalı. 4 sizce burada 5'ten büyük mü? Değil. Demek ki burada şey olamıyor. İstenilen koşulu sağlamıyor. B 1 olamıyor. B 3 için bakalım şimdi burasına. B'ye 3 verirsek A artı 7 3'ün katı olacak. Başka 3'ün katı olabileceği bir şey var mı? Burada hani direkt dedim geçtim ama A 7 olabiliyor galiba. 12 de çünkü 3'ün bir katı. A 7 olsaydı 7 oluyor. Tamam. A 7 olabiliyor. Değerler içerisinde A 7 alabiliyormuş burada. B 1 iken A 7 olabiliyor. Başka da zaten herhalde yok. 9 olmaz. Evet. Hocam efendim? B3 iken A7 olmuyor mu? Ona da bakacağız. Evet. Şimdi 3 için bakıyoruz dediğiniz gibi. A'ya 7 verirsen 7 7 14 yap. 3'ün katı olmuyor ama. Şöyle yapalım. Şu denediğimiz kısmı bir silelim. Şu kurallara tek tek bakalım. Şuradan itibaren tekrardan gidelim. Ya bu soru bayağı bir değer denetecek. Bunun bir tane benzerini de size ödev olarak bırakacağım. Burada soruların içerisinde var. Son iki hane 4'ün katı olmalı. Şimdi B2 sayısının 4'ün katı olması için B'nin 1, 3, 5, 7 ve 9'dan bir tanesi olması lazım. A bir rakam mı? 4 fazlasından büyükmüş. 7 ve 9 olduğu anda A rakam olmaktan çıktığı için o iki seçeneğe hiç bakmadan biz baştan eleyelim diyorum. Kafamız rahat olsun. Şimdi başlıyoruz. B 1 olsa burada 1 koyduğumda A 5'ten büyük diyorum. Sonra diğer koşulumuz şu. Rakamlar toplamımız yani 4 artı A artı B de 3'ün katı olmalı 3'e bölünebilmeden. 3'ün katı olacak. B yerine 1 koydun. 5 artı A 3'ün katı. Bunu sağlayan A değerlerine bakalım. A 4 olabilir. Veya A 7 olabilir. A 5'ten büyük dediğimiz için A 4 olamıyor. Onu eliyorsunuz. A sadece 7 olabiliyor buradan. Demek ki A bir 7 değerini alabiliyor. Onu buraya yazdım o yüzden. Şimdi B 3 için bakıyorum. B 3 olsa 3 artı 4'ten A'nın 7'den büyük olması lazım. Sonra şurada yazdığımda 7 artı A'nın 3'ün katı olması lazım. A'ya 8 versem istediğim sağlanıyor. 7'den büyük olanları deniyorum bu arada. 9 olmuyor. Bir tane daha sağlayanını buldum. O da 8 çıktı. Güzel. Sonra 5 olsa A 9'dan büyük çıkıyor zaten. Bakın saçma oluyor. B eşittir 5 için. A 9'dan büyük olacak. 9'dan büyük rakam mı var? Bakmayın bile. Demek ki A'nın alabileceği iki değer var. Bunlar da 7 ve 8 için oluyor. Burada da 7 ile 8 ile toplarsanız 15 yapıyor. Birazcık uğraştırıcı. Durumları düşünerek yazması. Burada da alan birazcık dar. Bunu böyle temiz bir kağıda düzgünce çözerseniz bayağı bir faydasını görürsünüz bu sorunun. Bu hani böyle bölünebilmede gelecek en uğraştırıcı soru tipi. Problemler haricinde. Kafanıza takılan bir yer varsa oraya açıklayabilirim. Yoksa diğer sorusuna geçeyim. Bugün 35 sorumuz var. Biraz fazla. Neydi? Yukarıdaki bölme işleminde A, B, 2 baz artı 1 doğal sayıdır diyor. B'nin alabileceği değerler toplamını soruyor bize. Tamam. A, B dediğimiz sayı A artı 4 çarpı 5 artı 3A eksi 8 diye yazılıyormuş. 5A artı 20 artı 3A eksi 8. Şu A, B'yi de 10A artı B diye yazalım. Baştan kafamız rahat olsun. Şu 10A'yı diğer tarafa yolluyorum. B eşittir
12, 20'den 8 çıktım, 12, 8 A yaptı. 10 A çıkartırsam 2 A haline gelir. A'da bir rakam, unutmayın. A 0 olamaz. A 1 olabilir. B ne oldu? 10 oldu. Olmadı. Bu durumu eleyin. A 2 için bakalım. 4 çıkarttınız. B 8 oldu. Bu olabilir. 8'i yazdım. A 3 veriyorum. 3 olsa 6 çıktı. B de 6 olacak. A'ya 4 versem 4 kere 2 8 ve 4 çıktı. A'ya 5 versem B 2 çıktı. A'ya 6 versem B 0 çıktı. 7 veremem artık, negatif olmaya başlıyor. Alabileceği değerleri yazıyorum. 8, 6, 4, 2. Şimdi bir şey bulacağım. Eleyeceğim birkaç tanesini, merak etmeyin. 0. 3A eksi 8'in A artı 4'ten küçük olması lazım. Buradan 2A'nın 12'den küçük olması lazım. A'nın 6'dan küçük olması lazımmış. Hiçbir işimize yaramadı verdiği bilgi, sağ olsun. Sadece 0'ı eletti. Onun da hiçbir değeri yoktu bizim için. Niye elemem lazım, ona bakmalıyım. A1 için olmuyor. A2 için B8 çıkıyor. Yanlış mı yapıyorum? Yok. A yerine 2 koydum. 4. B8. A yerine 3 koysam 6. A yerine 4 koysam 8 çıkarttım. 4 kalıyor. Evet. Yirmi yapıyor bunların rakamları toplamı. Beş de olabilir. Hepsi olabilir. Niye olmasın? Evet. A yerine bir tek sıfır alamaz burada. A yerine diğer verdiğim beş, dört filan için aldığı değerler doğru. İşlem hatası yapmıyorum. Çözümlememde hata var mı? 5A artı 20 artı 3A 8A artı 12 oluyor. 10A'yı çıkartırsam 12 eksi 10A oluyor. Hocam B'yi sormuyor mu zaten? Bize 8 sağladı bir tek. 6 falan da oluyor B'nin aldığı değerler için ama. A sağlamıyor bu sefer. 6. Şey, A3 için B6 oluyor. Yani şöyle. Şurada getirip 36 yazsam. A gördüğüm yere de şurada 7 yazacağım. 1 kere 5 35. Şurada 3 çarpı 3 9 1 kaldı. Bu sağladı. 6 ile 8 sağlıyor kesin. 14. Şimdi 4 için de ispatlayayım bunun sağladığını. Eğer her değer için gösterirsem yaptığım şey doğrudur. B4 için A da 4'müş. 44'ü getirip 8'e böleceğim burada. 8 kere 5 40. 3 kere 4 12. Yine 4 kaldı. 4 de sağlıyor her türlü. Cevap seçenekleri yanlış. Rakamlar farklı diyor mu burada? Demiyor. O yüzden A ile B 4 olabilir. Sorunun seçenekleri yanlış. Çünkü bakın 44'ün bütün istenilen koşulları sağladığını gösterdim size. Şunların toplamları sadece 18 yapıyor ki 2 için de göstereyim ben size buranın doğru olduğunu. B burada 2 iken A 5 oluyor. 52 sayısı için 8 ne olacak bir dakika? A gördüğüm yere 5 yazacağım. 5 2 daha 9 yapar. 9 kere 5 45. 3 kere 5, 15, 8, 7 kaldı. Evet, bu da doğru. Buradaki kalanla ilgili de bir sıkıntımız yok. Her bir durum sağlıyor. 20 yapıyor bunların toplamları. Seçenekleri yanlış ayarlamışlar.
Sorunun seçeneklerinde sorun var. Benim yaptığım bütün seçeneklerin sağladığını gösterdim size, sağlıyor dediğim. Sorunun seçeneklerinde sorun varmış. Bazen çıkıyor. 6, 5, 7 de olsa. Siz buradaki seçeneklere takılmayın. Yaptığımız işlemi anlamaya çalışın. Burası sizin için yeterli olur. Bazen cevaplar yanlış çıkıyor. Siz böyle kontrol edip de tüm durumların sağlandığını gösterdikten sonra artık seçeneklerin yanlış olduğunu kanıtlar. Yarısı önemli değil. 21 ile devam ediyorum. 7 basamaklı 6 6 6 sayısının 9 ile bölümünden kalan nedir? Bir sayının 9 ile bölümünden kalan rakamlar toplamının 9 ile bölümünden kalana eşittir. 6 kere 7'yi getirip 9'a böleceksiniz. 42 bölü 9 işlemine denk geliyor. 9 kere 4 36. Buradan çıkarsa geriye 6 kalır. Kalanımız 6'ymış. Geldim buraya. Bunun 19'da çözdüm, 22'yi size bırakıyorum. Bir deneyin bakalım. Ne yapacaksınız? Şurada yaptıklarının aynısını yapacaksınız. Son halenin 4'e bölünmesi lazım. 4'ün katı. Rakamlar toplamına da bakacaksınız. 13 artı A artı B de 3'ün katı olacak. Bunu bir deneyin bakalım. Bana sonuçlarınızı çözüm olarak atın. Ben size 30 soru falan vermiyorum ama birkaç tane alıştırma sorusu bırakayım. 7 basamaklı sayısının 4 ile bölümünden kalan A'ymış diyor. Şimdi bir sayının 4 ile bölümünden kalan son iki hanesinin 4 ile bölümünden kalana eşit. 77'yi 4'e böldüğümüzde 4, 37, 9 kere 4, 36, 1 kaldı. A1'miş. 9 ile bölümünden kalan B'ymiş. 9 ile bölümünden kalan da rakamlar toplamınınmış. 20 basamaklı dediği için 20 tane 7 var. Yani 140. 140'ı getirip 9'a bölüyorum. Bir defa var. 50 oldu. 9 kere 5, 45. 5 kaldı. B de 5'miş. Bunları toplayın. Ne yaptı? 6. Devam ediyorum. 4 basamaklı ABCD sayısının 9 ile bölümünden kalan 4'tür. A artı B artı C artı D eşittir 9K artı 4'müş. Şimdi bunu şöyle yazacağım. E dediği şey D, C, B, A sayısı. Bu bunun açılımı. Binler, yüzler, onlar, birler yapmış. E ile 9'undan bölümünden kalan nedir diyor. Yine aynı sayı değil. Bunun rakamlar toplamının kalanını verecek size. Bunun rakamları D, C, B, A yapar. Bu da 9K artı 4 şeklinde olduğunda bunun da kalanı 4 oluyor. Hiçbir farkı yok. İstediğiniz gibi rakamlarını oynatın sayınızı. 9 ile bölümünden kalan her zaman rakamlar toplamıdır. O yüzden az önce A, B, C, D'nin toplamı 9K artı 4 olduğundan D artı C artı B artı A'nın da yine 9K artı 4 şeklinde olacağını söyleyebiliriz. 4 kalanını verecektir. Kafanıza takılan bir şey yok değil mi? Tamam. A'ya geldim. Birden 17'ye kadar olan sayıların çarpımı A'dır diyor. A o zaman 17 faktöriyeldir. A sayısını 143 ile bölümünden elde edilen kalan nedir? 143 dediğimiz şey 13 çarpı 11 olmalı. 17'nin içerisinde zaten 17 çarpı işte 16 çarpı 15 çarpı nokta nokta geldik burada. 13 hatta yazalım 14, 13 işte 12, 11, 10 faktöriyel diye yazdım bu A sayısını ben. Uzatayım birazcık daha bir tık daha. Getirip bunu ben 143'e böldüğümde bu tarafı da 143'e böleceğim aynı mantıkla. Yani 13 çarpı 11'e böleceğim. 11'ler şuradan sadeleşir. Geriye kalan kalmaz. Kalan 0. İçinde tam bölünecektir yani. Herhangi bir kalan yok. Doğrudan kalansız bölme oluyor. 26 ile devam ediyorum. 2, B, 2, 3, 5, 6, 7 rakamları kullanılarak oluşturulan rakamlar birbirinden farklı. 5 basamaklı A, B, C, D artı sayısının A artı D eşittir B, C koşullarını sağlayan en büyük A, B, C, D sayısını 5 ile bölümünden elde edilen kalan ile 7 ile bölümünden elde edilen kalanın toplamı kaçtır diye soruyor.
A'yı en büyük yapmam gerekiyor ya. O yüzden A'ya 7 verelim. D'ye 2 veriyorum. 9 olsun. B'ye de verebildiğim kadar büyük vermem gerekiyor aslında. 6 6 yapalım. Şuraya 6 verdiğimi bir sileyim dediğiniz gibi. Buraya 3 versem 9. Buraya 2 versem oluyor değil mi istediğimiz? 9 9 oluyor çünkü. Tamam. Evet, şu an sayım nasıl başladı? 7 6. C gördüğüm yere 3 yazacağım. Sonra D gördüğüm yere 2 yazacağım. Sonu 5 ile bitecek. Şimdi D'ye 5 versem 7 5 daha 12 yapıyor. 6'ya ne eklersem 12 olur. Ancak şey eklersem olur. 6 eklersem olur. Bu sağlayan tek ikili bu istediği koşulu en büyük yapabilmek için. A'ya 7. Şuralara yazalım tabii neye ne dediğimizi de bir görelim. B'ye C dediğimiz yerlere bu değerleri vermeliyiz. A ve B'ye en büyük değer olarak 7 ve 6'yı verdim. Burada 5'i kullanamıyorum. Buraya 2'yi, buraya da 3'ü kullanmam gerekiyor. En son E'ye de 5 kaldı. Bu 5'e tam bölünür. 5'e bölünmek sadece son haneye bakar. Son hane 0 veya 5 ise 5'e bölünür. Burada elde edilen kalan 0. 7 ile bölümünden elde edilen kalan. Şimdi 7'ye bölme kuralını hafif vermeye çalışmam lazım. Şöyle üçerli gruplara ayırıyorsunuz 7'ye bölmek için sayınızı. 2, 3, 1. 1, 3. Bu tarafa eksiler, bu tarafa artılar yapıyorum. Şimdi eksi verdiklerimi şöyle yapacağız. Şimdi şu üstüne yazdığım rakamla şunu çarpacaksınız, tamam mı? 3 çarpı 7. Eksileri bir tarafta toplayacağım. Sonra 1 çarpı 6. Pozitif grubu da burada yapıyorum. 2 çarpı 3 artı 3 çarpı 2 artı 1 çarpı 5. Şimdi bunun kalanı 7 ile bölümünden kalana eşit olacak. Buradan 21 geliyor. 6 daha geldi 27. Eksi 27 çıktı bu tarafa. Buradan 6, 6, 12, 5 daha 17. Eksi 10 yaptı da artı içer eksisine bakmayın. Bunun 7 ile bölümünden kalan kaç? 3. O yüzden cevabın 3 olması lazım ama cevaplar da yok. Doğrudan bölme işlemi mi yapsak acaba? Ya da sayılar mı yanlış yazdım? 1, 3, 2 diye mi yazıyorduk burada? İşlem hatası yaptım mı acaba? Bir dakika. Şurayı şöyle yapsam düzeliyor mu? Önce 2 sonra 3 koysam 7 kere 2'den 14 oluyor. 7 ile bölme kuralı çok sorulan bir şey değildir. Hani burada soruda gelmiş diye yapıyoruz ama 14 artı 18'den ne getiriyor burası? 20, 32 getiriyor normalde. Şimdi ne olurdu burası? Eksi 15 olurdu. 15'in 7 ile bölümünden kalan da 1 oluyordu. 1 de cevaplar yok. Demek ki 7'ye bölme kuralı doğru hatırlamıyorum demektir bu. Belki de grupladığım yeri yanlış taraftan alıyorumdur. Yani soldan sağa değil de sağdan sola gibi gitmem gerekiyordur. Ama düz bölme işlemi de yapabiliriz. Yani buradaki sayı 5 basamaklı bir şey sonuçta. Kuralı bilmiyorsanız mecburen yapacaksınız. Şimdi Hocam. diye bir tane çocuğun bulduğu bir tane vardı. Belki o formülü bilsek yine yapardık. Şunu getirip 7'ye bölüyorum. Şurada 10 defa var. 70 geriye 6 kaldı. Şuraya 3 düştü. 6, 7 kere 9 63. Şuraya 2 düştü. Buraya bir 0 attım. 25 oldu. Burada 7 kere 3 21. 4 kaldı. Evet kalan 4'müş demek ki. Burada 7 ile bölümünden kalan da. Sıfırla da 4'ü toplayınca cevabımız 4 oluyormuş. Bu dediğim gibi yapsam şöyle Hocam. baştan itibaren yapıp gruplasam bir de öyle deneyelim. Efendim? Formül şöyleymiş. Hı? 5'in üstünden artı 1, artı 3, artı 2. Daha sonra eksi 1, eksi 3 şeklinde ilerliyor. 5'in üstünden artı 1.
Artı 1, artı 3, artı 2, eksi 1, eksi 3. Tamam, buralar eksi olacak. Şimdi yine şöyle çarpa çarpa gidersek. Eksi 21. Buradan eksi 6. Şuradan 2 kere 3'ten 6 geliyor. Buradan bir 6 daha geliyor. Bir de 5 geliyor. Şimdi bakarsak şunlar eksi birbirlerini götürdü. 11, 10 kaldı yine. Eksi 10 oldu ama tabii. Eksi 10'un 7 ile bölümünden kalan. Evet. Yine kötü. Eksi 10'a ne eklersem olur? Pozitif yapman lazım önce. Eksi 10'a 14 eklersen artı 4 yapar. O da kalan mı oluyor aslında? Şimdi negatif sayılarda kalan bulmak birazcık daha sıkıntılı. Onu mod konusunda anlatacağım. Şimdi şöyle yapıyoruz genellikle şu kalma işlemini. Eksi 10'u 7'ye böldüm mesela. 2 katı var deyip mesela burayı 14 yazdım. Geriye ne kaldı? Pozitif 4 kaldı. 7 4'ten küçük deyip buradaki işlemi böyle sonlandırıyorsun ama bu birazcık daha garip bir yöntem şeye göre. Şuraya eksi 2 yazacağız bu arada aslında. Eksi 10 ne olacak? 7 çarpı eksi 2 artı 4 diye yazılıyor. 4 buradaki kalanımız oluyor burada da. Eksi 10 geldiği için zaten birazcık şaşırdım. Artı 10 almıştım. Demek ki hatırladığım kural normalde doğruymuş. Ama bu 7'ye bölme kuralı da çok işlevsel değil. Son haneyi 5 ile çarpa çarpa bir kural var. Onu bulunca size video olarak atayım. Videosu vardı çünkü YouTube'da. Ona göre gidelim. Negatif sayılardaki dediğim gibi kalan bulmayı mod konusunda anlatacağım. Modüler aritmatikte anlatacağım. Sorularda çıkmıyor. Sadece burada denk geldik. Şunları eksil yapsam oluyor mu acaba? Şöyle bakayım. Turuncuyla alıyorum. 7, 6, 3, 2, 5. Eksi 1, eksi 3, eksi 2, artı 1, 3. 21, artı 6, eksi 6, eksi 6, eksi 5. Evet, 10 oluyor da bu sefer de kalan 7 ile bölümünden kalan 3 oluyor. Yanlış çıkıyor. Demek ki bu şekilde başlamak gerekiyor. Kafamıza göre gidemiyormuşuz. Şeydeki gibi 11'e bölme bilme kuralındaki gibi. Öncelikle artılı 3 tane alıyormuşsun. Geri kalanları eksili gidecekmişsin. Yani 7'ye bölme kuralını size genellikle sorularda verdikleri zaman tanımlarlar. 11 ile bölünme kuralını ben size anlatayım. Ama o gelecek biraz sonra. A, B, C, D, E gibi gittim. Önce artı, eksi, artı, eksi, artı diye başlıyorsunuz. Sonra A, eksi, B, artı, C, eksi, D, artı, E gibi yapıyorsunuz. Bunlarda sıranın bir önemi yok. Sadece negatif, pozitif çıkabilir. Ona göre değişti. Hiçbir şey fark etmiyor. Böyle rakamları bir artı, bir eksi vererek gideceksiniz. İMED ile devam ediyorum. Bir bilgisayar programı 219 sayısını sırayla 1'e, 2'ye ve 3'e bölerekten 1000'e kadar bölmeye devam ediyormuş. En son 1000'e bölüyormuş. Tamam. Her bölme işleminden kalan sayıyı da çıktı olarak ekrana veriyormuş. Buna göre bilgisayar programının çıktı olarak verdiği kaç tanesi 600'den büyüktür diyor. Yani şimdi şöyle. 2'ye böldüğündeki kalanlara falan göre konuşmamız lazım. Her zaman kalan bölünenden küçük değil mi? Bölenden küçük. 600'den sonrası için kalan büyük olabilir. Kalan 600'den büyük olduğuna göre, küçük bölen olduğuna göre, bölenin 600'den büyük olması lazım burada. (2019'un 600'den büyük bölenleri) Kaç tane olabilir ki? 601'e falan bölündüğünde ne getiriyor ona bakmak da lazım. Yok bir dakika 1000'e kadar sayılar var. 2019 1000'e bölündüğünde 19 oluyor.
2'den, 3'ten vesaire gelmiyor. 600'den sonraki bölenler için bakmak gerekiyor. Mesela 2019'u getirip 601'e bölsek. 601 için bakıyorum. Kalan 600 olur mu mantığıyla? Yine 600 çarpı 3 yaptığımda 180 civarı bir şey getiriyor. Bundan 2019'u çıkarttığımızda 200'lü bir şey oluyor. Yani bunlarda bile olmuyor çoğunda. Demek ki işte 700'e kadar olanlarda 3 kullanabiliyoruz. 700'den büyükler için bakalım. 219'u mesela 701'e böleyim. 7 kere 3 diyemiyorsun. 7 kere 2 demek zorundasın burada. 700 için bile olmuyor hatta. 700'den itibaren baksak daha güzel hatta. Burayı 1400 yaptığında geriye kaç kalacak? 619 mu kalıyor? 650 çarpı 3 1950 yapıyor. 651 çarpı 3 oh, bir dakika. 655 çarpı 3 275 çarpı 3 2025 yaptı. 670 çarpı 3 2010 yaptı. 665 çarpı 3 995 yaptı. 66 çarpı 3 1998 yaptı. Şimdi şöyle söyleyeyim. 663 çarpı 3'ten sonrasındakiler için sayınız bu 1998 yapıyor. Artık 664 çarpı 3 yaptığımızda pardon 67 olacak orası. 2001 yapıyor. Şurayı yanlış yaptık. Bir veremiyorsunuz abi. Verebiliyoruz hatta burada da verebiliyoruz. Pardon. 668 olsa 4 oluyor. 9 olsa 7 oluyor. 70 olsa 2010 oluyor. 71 olsa 2013 oluyor. 72 olsa 2016 yapıyor. 73 olsa 2019 yapıyor. Evet. Tamam. Şimdi şöyle 673'ten sonra 2019'dan büyük oluyor 3 ile çarpımı. Şimdi mesela 2019'u getirip 674'e bölsem 674 çarpı 2 diye yapacağım. 2019'dan da kalan 671 yapıyor mesela. İki defa var. Güzel. 75 için falan da galiba böyle olması lazım. Yine bakalım 2019'dan ne yapacağım? 60, 75 çarpı 2'yi çıkartacağım. 669 oldu. Olanları yazalım. Bu bölme işleminde istediklerimi sağlayanları. 674 burada sağlıyor. 675 burada sağlıyor. 76 falan için de olması lazım burada. Bakalım. 76 için oluyor. Evet.7 için oluyor. 8 için oluyor. 9 için oluyor. 80 için oluyor. 90 için oluyor. 91 için oluyor. 92 için oluyor. 93 için oluyor. 94 için oluyor. 95 için oluyor. 97 için oluyor. 98 için oluyor. 99 için oluyor. 700 için oluyor. 701 oluyor. 702 için oluyor. 703 için oluyor. 704 için oluyor. 5, 6, 7, 8, 9. 709'a kadarki olanlar için oluyor. 710 için bakalım. 2019'u 710'a böldüğümüzde ne oluyormuş? Ona bakalım. İki defa var içerisinde. Kalan 599 oluyor artık burada. 600'den küçük olmaya başlıyor gördüğünüz üzere geri kalanlarda. Demek ki istediğimizi sağlayan en küçük 674. En büyükte 709 var. Bu aralıkta birer birer artıyor. Kaç tane sayı olduğunu nasıl bulacağız? Son terim.
eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1 formülüyle bulacağız. Son terimim 709. İlk terimim 674. Birer birer artıyorum. 1 ekleyeceğim buraya. 709'dan getirelim. Şeyi çıkartalım. 674'ü çıkartalım. 35 yapar. Bir tane daha ekledim. 36 taneymiş. İstediğimiz koşulu sağlayan 36 tane sayı var. Bu da en seçili yoluyum. Bu soru bayağı bir zor bu arada. Yani çok uğraştırıcı bir soru. Yaptığımız şeyin temel mantığını şöyle bir yüzeysel anlatayım. O işlem kısmını bir geçeceğim. Çünkü bu soru gerçekten sayısal mantıktan çıkmış bir soru aslında. Şunu unutmayın öncelikle. Kalan bölenden küçük olacak. Yani bizim buradaki bölenimiz 600'den kesin bir şekilde küçük olmalı. Daha doğrusu bölenimiz 600'den büyük olmalı. 601, işte 602 vesaire falan için baktığımızda 673 falan için yine hep 2019'dan küçük sayılar geldiği için 3 katında kalan hiçbir zaman 600 civarına gelemiyor. Kalan 600 civarına ilk geldiği yer 674 noktası ki orada da kalan 671 sayısı. Buradan en son sınır olarak da şuraya geldik. Yani 710 çarpı 2 ne oluyormuş ona bakalım öncelikle. 710 çarpı 2 yaptığımda 1440 yapıyor. 2019'dan çıkarttığınızda da kalan 599 oluyor. Demek ki burada da bunun gelebileceği en yüksek nokta kalanın 600'ün altına düştüğü yer 709'a kadar. 674 ile 709 arasındaki sayılarda kalan hep 600'den büyük. Bu aralıkta kaç tane sayı var diye baktığımızda ilk terim eksi son terim formülünden giderek ilerliyorum. Son terimim 709, ilk terimim 674. Bunların birbirinden farkını alıp 1 eklediğimde 36 tane sayı olduğunu buluyorum. Kafanıza takılan bir yer var mı burada? Yani soru gerçekten deneme yanılma kısmıyla uğraştırıyor, öyle söyleyeyim size. Tamam, yoksa bir ara gelecek, bir dakikamız kalmış. Döndüğümüzde şu kalan soruları da yaparız. Bir sonraki derste görüşürüz.